Şimdi şu stüdyoya girerken bir izdiham yaşadık, küçük çaplı. Evet. Binaya girerken de böyle sırada bekleyen daha çok genç kadınların, kızların oluşturduğu böyle gruplar vardı. Sizinle fotoğraf çektirmek istiyorum. Erkekler de vardı. Erkekler de vardı. Fakat... Başımı yakmayın diyor başkan. Soru ya. Yani... Yuva böyle, yıkacaksınız. Durun ya, dur bir sorumu dinleyin sayın başkan. Yani, şimdi yani gerçekten bir pop star şeyinde gidiyorsunuz. Yani bir popülariteniz var. İnsanlar sizi sevimli buluyor, güler yüzlü buluyor. Sizinle şimdi moda deyim selfie çektirmeye çalışıyorlar. Şimdi biz bunu tabii erkek gazeteciler olarak burada da hep erkek gazeteciler toplanmışız yani. Ama yani biz böyle hafif kıskançlıkla da belki bazen bakıyoruz. Başak Hanım ne diyor bu işe? Yani sizin bu kadar popüler bir pop star halinde ortaya çıkmanıza. Yani bu tabii ki aslında bütün sağdaki siyasetçilerin yani önemli bir kısmı... bir sempati dalgası oluşturdunuz yani. Sağdaki siyasetçilerin önemli bir kısmı ilgi görüyor. Yani başka partilerden de, bizim partimizden de arkadaşlar. Ama benimki biraz daha fazla kamuoyuna yansıyor. Hani belki biraz görünür olmaktan da kaynaklı. Ben bunu çok böyle pop starlık, rock starlıkla açıklamıyorum. Savunduğumuz ilkeler bence, savunduğumuz şeyler belki doğru ifade edildiği için, şahsımda dışarıya doğru yansıtıldığı için ilgi katlanarak artıyor. Yoksa hani ben şunları söylemeyen biri olsam, yani şu programda yazılanları bu kadar açık yüreklilikle, samimiyetle savunmuyor olsam, yani bir avukat olarak NTV'ye geldiğimde herhalde buyurun bununla bir selfie çekelim, bir tanışalım demez insanlar. Yani bununla partimle ben bağının olduğunu düşünüyorum. Eşime gelince çok memnun değil doğrusu. Değil mi? Değil tabii. Ne diyor? Yani bu kadar ilgi görüyor olmak herhalde hiçbir eşi çok memnun etmez. Siyaseten oy getirmesi eşimi memnun eder. Ama şahsen ilgi görüyor olmam tersi olsaydı ben de çok memnun olmazdım diye düşünüyorum.